En son Sivas Kongresi dedik. Milli mücadeleye hazırlık döneminden bahsediyorduk. Oradan devam edeceğiz. Önemli dostlarım, Sivas Kongresi. ÖSYM bunun sorusunu bir zamanlar çok fazla soruyordu. Geçen sınavda yoktu ama yine karşınıza gelecektir. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şuradan başlayacağız. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştı? Amasya Genelgesi'nde. Bunu zaten biliyorsunuz. Eğer size Sivas Kongresi'nin toplanma nedenini sorarsa ulusallık. Yani her şeyi millileştirmek, her şeyi ulusallaştırmak var. Aklınıza bu gelsin. Bunu mesela derslerde konuşmuştuk. Şu şekilde toparlayabiliriz dostlarım. İşte milli mücadeleyi ulusal hale getirmek, milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek, Sivas'ta, özür dilerim, Erzurum'da alınan kararları tüm yurda mal etmek gibi 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 diye ilerler. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi kongre başlayacak. Tam o esnada 3 tane tartışma yaşanıyor. Hadi beraber bu 3 tartışmadan bahsedelim. Bakalım Sivas Kongresi'nde neler tartışılıyor. Birinci olarak dostlarım, manda ve himaye fikrini tartışacaklar. Ama burada son noktayı koyacağız. Kesin olarak reddedeceğiz. O zaman hemen bana hatırlat. Manda ve himaye ilk defa nerede reddedildi derse cevabımız ne olacak? Erzurum Kongresi, harikasınız. Kesin olarak nerede reddedildi derse Sivas'a gideceğiz. Dikkat edin, çünkü mesela Misak-ı Milli'de de hemen araya şey koruyor, manda ve himayeyi. Var mıdır Misak-ı Milli kararlarında manda ve himaye? Yoktur hocalarım. Çünkü burada kesin olarak reddedildi. Bir daha karşımıza çıkmayacak, tamam. Bu bir. İkincisi kongre başkanlığı. Şöyle ki, Rauf Orbay'ın başlattığı bir tartışmadır aslında. İşte kongre başkanı hep Mustafa Kemal oluyor şu ana kadar yaptığımız işlerde. Bu iş sırayla olsun, sırada bende olsun. Adamın derdi bu, Rauf Orbay'ın. Böyle bir tartışma başlayınca dediler ki sorunu şöyle çözelim. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay ikisi de aday olarak kongre başkanlığına çıktılar. Kongre üyeleri 38 tane delege katılır bu arada. Oylama yapılır. Mustafa Kemal en fazla oyu alarak kongre başkanı seçilecek. Böylece o sorunu da çözecekler. Üçüncü tartışılan konu ise İstanbul Hükümeti'nin başlattığı bir şey. Şimdi bunu biraz geriden alacağız. İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki biliyorsunuz Bağbali baskınıyla beraber 1. Balkan Savaşı'ndan sonra devlet yönetimini ele geçiriyor. Ve adamlar Osmanlı'yı yönetmeye başladıktan sonra Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na sokacaklar. Biz savaşı kaybedeceğiz. İttihatçılar da her şeyin kötüye gittiğini görünce ülkeyi terk ettiler. Bu durumdan Anadolu halkı İttihat ve Terakki'den nefret ediyor. Allah belanızı dedi. Sizin yüzünüzden savaşa girdik, bir de üstüne ülkeyi terk ettiniz. Yani tam böyle ülke zor durumdayken yoksunuz. Hani bu yüzden İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri de bunu çok iyi biliyor. Bunu kullandılar ve dediler ki Anadolu halkına, sizin o peşinden gittiğiniz milli mücadelecilerin tamamı da İttihat ve Terakki'ci. Ona göre peşinden gidin. Anadolu halkı bunu duyunca bir tereddüt etti. Lan yeni bir uçuruma mı sürükleniyoruz? Yeni bir kötülük mü geliyor? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? İşte bu yüzden üçüncü tartışılan konu da milli mücadelecilerin iddiatçı olup olmadıkları. Şimdi iddiatçı mı? Evet, hepsi de iddiatçı dostlarım. Ama eski iddiatçılar, yani terk ettiler, bıraktılar o işi. Hatta Mustafa Kemal biliyorsunuz Balkan Savaşları sırasında ayrılıyor İttihat ve Terakki'den. Nasıl ikna ettiler kendilerini ya da insanlara iddiatçı olmadıklarına? Çok yapacak bir şey yok. Teker teker kürsüye çıktılar. Kur'an-ı Kerim'e el basarak da yemin edecekler biz iddiatçı değiliz diye. Böylece konu kapanıyor. Bunu şeyde ya bir denemede gördüm ya da TYT AYT sınavında gördüm, hatırlamıyorum. Şöyle sorulmuş, işte Sivas Kongresi'nde tartışılan konulardan bir tanesi hangisidir diye sormuş. Milli mücadelecilerin iddiatçı olup olmadıkları dememiş de onun yerine şu cümleyi kurmuş. Herhangi bir siyasi partiyle bağlantılarının olup olmadığı. Olur mu dostlarım bu cümle? Olur. Burada İttihat ve Terakki en nihayetinde bir parti sonuç olarak. O yüzden iddiatçı olup olmadıkları da dese, herhangi bir parti ya da cemiyet üyeliği de dese olur. Dikkat edin, farklı şekillerde karşımıza getirebilir. Evet, tartışılan konuları öğrenmiş olduk. Şimdi dostlarım, Amasya'dan itibaren, buraya bir de kongre yazmışım ben, rezillik. Amasya'dan itibaren Sivas Kongresi'nin yapılacağı belli. Bundan dolayı da İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri dediler ki bizim bu kongreyi engellememiz lazım. Nasıl engelleyebiliriz? Şöyle, damat Ferit iki tane adam görevlendirdi, ikisi de bilinecek. Biri Ankara valisi Muhittin Paşa, diğeri de Elazığ valisi Ali Galip. Ama ÖSYM Elazığ demez de ne der demiştik onun yerine. Elazığ'ın diğer adı neydi? Hatta Erzurum'da bunu konuşmuştuk. Harput. Çok güzel. Harput valisi de diyebilir. İkisi de kongreyi engellemeye çalışacaklar fakat başarısızlar. Mustafa Kemal, evet Muhittin Paşa'ya da çok kızıyor ama Mustafa Kemal'in daha çok takıldığı dostlarım Ali Galip. Mustafa Kemal Ali Galip olayından sonra çok sinirlendi ve bazı kararlar aldı. Aldığı kararlardan bir tanesi ve en önemlisi
İstanbul ile olan bütün haberleşmeler kesilecek. Bak bu önemli. Bunun dışındakilere takılmayacağız. İşte İstanbul hükümetinin gönderdiği valiler, komutanlar geri gönderilecek. Her türlü danışma merkezi Sivas olacak vesaire vesaire. Ama en önemlisi İstanbul'la olan haberleşmenin kesilmesi. Şimdi İstanbul'a haberleşme kesilince ve kongrede engellenemeyip kongre yapılınca itiraf devletleri damat veride kızdılar. Dediler ki lan biz sana kongreyi engelle dedik. Sen engelleyemedin. Bir de üstüne ambargo yedin. Yani haberleşmeyi kestin. Bu iş böyle olmaz. Bizim Anadolu'dan hiç haberdar olamıyoruz. Sen en iyisi istifa et. Senin yerine milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan bir adam gelsin. Böylece Anadolu'yla yeniden iletişim kurabilirim diyecekler gibi öyle de değerlendirilebilir. Şimdi dostlarım, bu sebepten dolayı adamlar Ali Rıza Paşa hükümetini getirip damat Feride istifa ettirecekler. Buradaki hükümet değişikliği önemli. Yani birinci olarak soru böyle gelir. Mesela milli mücadeledeki hangi olaydan sonra İstanbul hükümetinde hükümet değişikliği yaşandı derse Sivas Kongresi. Damat Ferit zorla istifa ettirilir. Yerine Ali Rıza Paşa milli mücadeleye daha ılımlı yaklaştığı için getirilecek. Hatta biz bu durumu yorumlamıştık. Demiştik ki damat Ferit'in istifa ettirilmesi ya da Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi zaferidir. Bak ilk siyasi zaferdir. Buna çok dikkat edeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Dijital Hoca'da girdiğiniz denemelerden bir tanesinde şöyle bir soru vardı. İşte damat Ferit'in Sivas Kongresi'ni engelleyememesi hükümeti, özür dilerim, padişahı aşağıdakilerden hangisini yapmaya zorlamıştır? Bu mesela çıkmış sorudan takla attırılmış bir soruydu. Benim yazdığım bir soru. Dostlar, burada padişah ne yapmak zorunda kaldı? Hükümet değişikliği. Yani ÖSYM size hiç damat Ferit demeden, Ali Rıza demeden bu hükümet değişikliğini de sorabilir. Anlaştık. Buna dikkat edin. Sivas Kongresi sırasında böyle bir hükümet değişikliği olduğunu bileceğiz. Anlaştık buraya kadar. Şimdi gelelim alınan kararlara. Tabii ki burada alınan kararlar şey gibi değil. Amasya Genelgesi'nde ya da Erzurum Kongresi'ndeki gibi değil. Daha çok faaliyetler üzerinden gidiyor. Şimdi hepsini alalım şöyle. Bakalım neler olmuş, üzerine beraber konuşalım. Birincisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar tekrar kabul edildi dostlar. Çünkü amaç Erzurum Kongresi'nde alınan kararları tüm yurda mal etmek, ulusa mal etmekti. Bunu sağlayacaklar, bu bir yer. Amasya görüşmeleri, evet hocam, Amasya görüşmeleri de ikinci siyasi zaferdir. Biraz sonra geldiğinde onu da konuşacağız. Devam edelim. Anadolu'daki bütün cemiyetleri, yararlı cemiyetleri kastediyorum tabii ki. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştireceğiz. O zaman toparlayalım. Eğer soru size doğudaki cemiyetler nerede birleştirildi derse ne olacak cevabım? Erzurum Kongresi'nde birleştireceğiz. Harikasınız. Bütün cemiyetler nerede birleştirildi derse Sivas Kongresi'ne gideceğiz. Güzel. Devam edelim. Bunu artık biliyoruz. Geçtim. Şu önemli. Temsil heyetinin üye sayısı artırılır. Buna takılma. Ama şu önemli, tüm yurdu temsil eder hale getirilecek dostlarım. O zaman en başından hatırlamak gerekirse ben toparlayacağım. Temsil heyetinin kurulma kararı Amasya Genelgesi'nde alındı. Erzurum Kongresi'nde kuruldu fakat sadece Doğu illerini temsil ediyor. Sivas'ta ise tüm yurdu temsil eder hale getirilecek. Yani yetkileri genişletilecek. Aynen Erzurum'da 9 tane üyeden oluşuyordu. Burada 15'e çıkartılıyor. Bunun dışında bir de ÖSYM bunu sorabilir. İrade-i Milliye. Dostlarım İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nden sonra çıkartılan gazetedir, önemlidir. Çünkü milli mücadelenin ilk yayın organı olarak geçer. Siz bu bilgiye çok dikkat edin. Eğer milli mücadelenin ilk yayın organı derse İrade-i Milliye'ye gideceğiz. Hatta TBMM'in de yarı resmi bir yayın organı. Alınan kararlar böyle. Hocam o konu muallak. Onun üzerine konuşacağız. Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği kaynaklarda irade-i milliye de geçer, hakimiyeti milliye de geçer. Zaten isim değiştirmiş halidir aslında. İrade-i milliye bir süre sonra hakimiyeti milliyeye dönüşüyor. TBMM'nin açıldığı sıralarda Ankara'dayken. O yüzden eğer ÖSYM bu benim gazetem ifadesini soracaksa bir öncül daha vermek zorunda. Yani tek başına sormayacaktır. Mesela soru şöyle gelebilir. Der ki işte Sivas Kongresi sırasında yayın hayatına başlamıştır. Bak Sivas Kongresi diyor. Mustafa Kemal benim gazetem demiştir. O zaman cevap ne olur? İrade-i Milliye. Ama soru size hakimiyeti milliyeyi soracaksa dostlarım o zaman da Ankara'da yayın hayatına başlamıştır. TBMM'nin yarı resmi yayın organıdır vesaire vesaire şeklinde farklı bilgiler de vermek zorunda. Anlaştık. İkisiyle beraber gelir. Yani muallak yapacak bir şey yok. Çünkü net değil. Bir de ÖSYM bunu hiç sormadı. Sorsa netleşirdi mesela.
Gelelim önemine. Peki Sivas Kongresi bizim için ne ifade ediyor? Birinci en önemli özelliğimiz her açıdan ulusal bir kongredir. Yani toplanış bakımından ulusal, aldığı kararlar yönünden ulusal, faaliyetleri yönünden ulusaldır dostlarım. Ama Erzurum Kongresi için hatta biraz önce bir hocam yazmıştı. Toplanış bölgesel, aldığı kararlar ulusaldı. Sivas'ta ise hangi açıdan sorarsa sorsun ulusal bir kongre olduğunu bileceğiz. Zaten temel amacımız da buydu. Bir de Sivas Kongresi'nde şöyle bir şey yaşanacak. Dostlarım Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atanıyor. Kim tarafından atanıyor? Temsil heyeti. Böylece temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini kullanmış olacak. Şimdi bunu ÖSYM çok şekilde sorabilir. İşte temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini nerede kullandı? Ya da aşağıdaki olaylardan hangisi temsil heyetinin yürütme yetkisini kullandığına bir kanıttır gibi gibi sorular gelir. Peki soru şöyle gelse. Bak 3 tane öncül koyalım. 1, 2, 3 diyelim. Buralarda şunlar yazsın. Yasama, yürütme, yargı. Dostlarım soru şu. Temsil heyeti yukarıdaki yetkilerden hangilerini kullanmıştır? Yasama, yürütme, yargı. Temsil heyeti yukarıdaki yetkilerden hangilerini kullanmıştır diye sorsa cevabınız yalnız iki, yani yürütme olacak. Sadece yürütme yetkisini kullanır. Hiçbir zaman kanun koymamıştır. Yasama gibi bir yetkisi yok. Yargı da yok. Bak TBMM'de yargı var. Biliyorsunuz istiklal mahkemeleriyle beraber kullanacak. Ama burada yok. Eyvallah hocam. Anlaştık burada. Sadece yürütme yetkisini kullandığını bileceğiz. Ha bu arada Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na diyor ya. Burada Batı'dan kastettiği neresiydi? Kuvayi Milliye Komutanlığı. Çünkü daha düzenli ordu kurulmadı. 8 Kasım 1920'de kuracağız. Burada Kuvayi Milliye'nin Batı Cephesi'ne şu Ali Çetinkaya'nın kurduğu vardı ya Ayvalık'taki. İşte onun başına gönderiliyor. Dostlarım gelelim şu iki tane diğer önemli özelliğe. Bunlardan bir tanesi. 20. kolordu Osmanlı'nın kolordusudur. O yüzden en başından beri vardı. Ankara'daydı ama Ali Fuat Paşa da onun başında. Yani burada Mustafa Kemal istiyor ki Ali Fuat 20. kolorduyla beraber Kuvayi Milliye'ye katılsın ve onları desteklesin. Hatta komuta etsin. Tamam. Ama 20. kolordu Osmanlı'dan kalan bir ordu olduğu için zaten vardı. Aynı 15. kolordu gibi şeye, Kazım Karabekir'e bağlı olan. Dostlarım, Sivas Kongresi sırasında özellikle manda ve himaye konusu tartışılıyor. Mustafa Kemal manda ve himayeyi kesin olarak reddedince dedi ki artık geri dönüş olmayan bir yola girdik. Ya başarılı olacağız ya da hepimiz bu uğurda ölüp gideceğiz. Yani Mustafa Kemal ya istiklali ya ölüm sözünü Sivas Kongresi sırasında söyleyecek. Üç ilde üç sözünü öğreneceksiniz demiştim. Aha da bu üçüncüsü. Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm nerede söyledi derse hepimiz Sivas Kongresi'ni bileceğiz. Anlaştık burada da. Gelelim Anadolu'da toplanan diğer kongrelere. Girmeyeceğim diğer kongrelere çünkü adam akıllı sorusu gelmiyor dostlarım. Biz burada sadece önemli olan birkaç tane kongreden bahsedip geçeceğiz. Evet, General Harvard'la geçen hafta bahsetmiştik. Sivas Kongresi sırasında görüşüyor. Görüştükleri konu neydi peki? Evet, manda ve himaye. Hatta çıkmış bir soruydu hatırlarsınız. Tekrardan gelirse de yaparsınız. Şimdi dostlarım önce şunu söyleyelim. Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında katıldığı kongreleri APSE şeklinde kodlamıştık hatırlıyorsunuz. Afyon, Pozantı, Sivas ve Erzurum. Zaten Sivas ve Erzurum'dan bahsettik. Burada Afyon'la Pozantı'ya dikkat etseniz yeterli. Bu ikisini bilin, yani gerisini zaten yaparsınız. Bir de şunlar vardı. Bazı sorusu gelebilecek temel bilgiler. Eğer size Batı Anadolu'da toplanan kongreler derse zaten üçünü de bilirsin. Balıkesir, Alaşehir, Nazilli. Bu üçünü şu yönden sorabilir. Bu daha güzel bir soru olur. Kuvayi Milliye. Batı'da toplanan bütün kongrelerin amacı Kuvayi Milliye'yi güçlendirmek, olmayan yerlerde de Kuvayi Milliye oluşturmak. Çünkü insanların başka bir umudu yok. Tek umutları yerel silahlı direniş örgütleri. O yüzden ona yüklenecekler. Burada yazmıyor ama hatırlamak istiyorum. Nazilli Kongresi'ne Celal Bayar hangi isimle katılmıştı? Hemen hatırlat onu bana. Oo, hazırda bekliyormuşsun hocam. Galip Hoca takma ismiyle katılıyordu. Bu geçmiş yıllarda soruldu dostlarım. Tekrardan da gelebilir. Dikkat edin. Devam edelim. Bunun dışında Batı Anadolu'da toplanan en son kongremiz Afyon Kongresi'ydi. Hatırlıyorsunuz. Eğer Anadolu'da toplanan son kongre derse Pozantı Kongresi. Zaten bu ikisi toplandığında TBMM çoktan açılmıştı ama diğerleri TBMM'den önceki tarihlere denk geliyor. Bir de geçen hafta konuşmuştuk. Kars Kongresi sırasında
Cenubi Garbi Kafkas hükümeti kuruluyordu. Hatta soru şöyle gelir demiştik. Hükümet kuran cemiyet hangisidir derse Kars Milli İslam Şurası. Aynen işte o adamlar Kars Kongresi'ni topluyorlar. Yakup Şevki Paşa var, Cihangirzade İbrahim var bu işin başında. Tabii çok önemli değil isimler. Onunla beraber Kafkas hükümetini oluşturacaklar. Diğer kongrelere çok takılmanıza gerek yok. Temel özelliklerini bilseniz yeterli. En azından şu ana kadar çok böyle dibine vurmadılar. Şimdi dostlarım gelelim Amasya görüşmelerine önemli. Amasya görüşmeleri şöyle. Damat Ferit istifa edip de yerine dostlarım Ali Rıza Paşa hükümeti kurulunca Ali Rıza Paşa milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan bir adam ve onunla beraber başlayacak bu gelişme. Önce şu soruya cevap vereyim. Hocam devlet kuran değil de devlet kurmayı planlayan vardı. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Eğer Osmanlı dağılırsa Trakya Cumhuriyeti kurulacak kararı aldılar. Anlaştık. Hoş geldin hocam. Evet, Amasya görüşmeleri. Şimdi dostlarım, Ali Rıza Paşa hükümetini kurunca Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal'e bir haber gönderdi. Evet, iletişim yasağı var ama adam bir şekilde yolunu buldu. Dedi ki, ben dedi temsil heyetiyle görüşmek istiyorum milli mücadelecilerle. Eğer sizin için de uygunsa bir görüşme yapalım. Mustafa Kemal bunu duyunca hemen İstanbul'da olan iletişim yasağını kaldırdı. Ve dedi ki, eğer resmi davetiye sizden gelecekse, yani İstanbul'dan, ve bu görüşme Anadolu'da bir yerde olacaksa yapalım. İkili temaslarda bulundular. Amasya'da bu görüşmelerin yapılmasına karar verileceği. Öncelikle şunu bileceğim. Amasya görüşmelerine kimler katıldı? Temsil heyeti adına kim geldi? İstanbul hükümeti adına kim geldi? Önce temsil heyetinden başlayalım. Üç kişi katılır, üçü de bilinecek. Bak, Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami. Bunları ezberleyin dostlarım. İstanbul hükümeti adına gelen ise Bahriye Nazırı Salih Paşa, bunu da ezberle. Ve şu ayrıntıyı kaçırma. Eğer Amasya görüşmeleri hangi hükümet zamanında yapıldı derse Ali Rıza Paşa, Amasya görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılan derse Salih Paşa. Anladınız değil mi? ÖSYM ikisini de sorabilir ama daha çok Salih Paşa'yı soruyor. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi Amasya görüşmelerinde bir tarafta Salih Paşa, diğer tarafta temsil heyeti Mustafa Kemal Başkanlığı'nda toplandılar. Burada 20 tane kadar karar alınır. Bizi bunlar ilgilendirmiyor. İşte bazıları açık, bazıları gizli, imzasız. Çünkü itiraf devletlerinin duymaması gereken kararlar. Neyse bazı kararlar aldılar ama Salih Paşa'nın burada 20 kadar kararı kabul etmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hükümetin başında Ali Rıza var. Ali Rıza'ya kabul ettirmesi gerekiyor. Ve Salih Paşa dedi ki giderken Ali Rıza'ya, ki Ali Rıza'ya diyorum Mustafa Kemal'e. Ben dedi şimdi İstanbul'a gideceğim ve sana söz veriyorum. Burada aldığımız bütün kararları onaylatacağım. Hatta onaylatamazsam istifayı basacağım. Ben de Anadolu'ya gelip milli mücadeleyi destekleyeceğim. Da Mustafa Kemal bu kararlılığı görünce çok mutlu oldu. Hadi bakalım Salih dedi, gönderdi. Dostlarım Salih Paşa İstanbul'a gider. Fakat alınan kararlardan sadece bir tanesini onaylatabilir. O da Mebusan Meclisi'nin açılması. Bunun dışında hiçbir kararı onaylatamadı. İstifa etti mi? Hayır, istifa da etmedi. Bir karar bir tanedir dedi, yeter bu kadar dedi. Ve istifa etmeyecek. Ama bu önemli. Yani sizin, şöyle yapalım. Amasya görüşmeleriyle ilgili bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Mebusan Meclisi'nin toplanma kararının burada alınmış olmasıdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir özelliği yok. Şimdi dostlarım, önemi diyelim, Amasya görüşmeleri bizim için ne ifade ediyor? Birincisi, bu önemlidir. Bakın, İstanbul hükümeti temsil heyetini ilk defa resmen tanımıştır. Anlaştık, burada ilk yazmıyor, dikkat edin. Temsil heyeti ilk defa İstanbul hükümeti tarafından nerede tanındı derse, Amasya görüşmeleri bilinecek, bu bir. İkincisi, olaya temsil heyeti açısından bakıyorum. İstanbul hükümetinin tanımış olması bizim için bir başarı mıdır temsil heyeti olaraktan baktığımız zaman? Tabii ki de bir başarıdır. O zaman ben diyeceğim ki temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ikinci siyasi zaferidir. Birinci zafer neydi? Hemen hatırlat hızlıca. Biraz önce konuştuk. Birinci başarıları. Unutmuş olamazsınız anında. Oo, niye Ali Fuat'a gidiyorsunuz? Damat Ferid'in istifa ettirilmesiydi değil mi? Yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıydı. Aynen. İkinci zafer derse de Amasya görüşmelerinin yapılmış olması. Yani İstanbul hükümetinin temsil heyetini resmen tanımasıdır. Evet evet, onu fark etti. Hocam bu sizin elinizdeki ders izleme defterlerinin özet hali. Kısaltılmış hali. Tekrar için kullandığı. Biri sormuştu biraz önce.
Nemusan Meclisi ile ilgili şunu söyledim. Amasya görüşmelerinde alınan tek bir karar var dedim. O da Nemusan Meclisi'nin açılması. Bunun dışında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Kararın burada alındığını bilseniz yeterli. Tamam. Şimdi dostlarım, Amasya görüşmeleri yapıldıktan sonra Salih Paşa hani dedi ya Mustafa Kemal'e ben bu kararların hepsini onaylatacağım diye. Salih Paşa ile Mustafa Kemal ayrıldılar. Mustafa Kemal Sivas'a geldi. Salih Paşa ise İstanbul'a gitti. Kararları onaylatmaya uğraşıyor. Mustafa Kemal de şeye gelince Sivas'a komutanlar toplantısını yapıyor. Bak burada yazmıyor. Bu söylediğimi iyi dinle. Komutanlar toplantısı yapılıyor Sivas'ta. Mustafa Kemal başkanlığında. O toplantıdaki gündem milli mücadele nereye gidiyor? Yani bundan sonra ne yapacağız? Nasıl olacak? Neler yapmamız lazım? Bu tartışılıyorken tık kapı çaldı bir anda. Mustafa Kemal'e dediler ki paşam telgraf geldi. Getirin bakayım dedi. Baktı telgrafa tek bir şey yazıyor. Nemusan Meclisi açılacak. Amasya'da alınan kararı İstanbul hükümeti kabul etmiş. Fakat Mustafa Kemal Nemusan Meclisi'nin Anadolu'da bir yerde açılmasını istiyordu. Onlar ise İstanbul'da açılmasını kabul etmişler. Demişler ki Nemusan Meclisi'ni açarız ama İstanbul'da açılacak. Mustafa Kemal bunu duyunca biz de Sivas'tan Nemusan Meclisi'ni takip edemeyiz. Daha yakın bir yere gidelim der ve temsil heyetini Ankara'ya taşımaya karar verir. Yani temsil heyetinin Ankara'ya taşınma kararı nerede alındı derse nerede alınmış? Sivas Komutanlar Toplantısı. Anlaştık. Bunu yazdırmıştım size hatırlarsınız. Buna dikkat edin. Neden Ankara sorusunun cevabını zaten biliyorsunuz. Ben buraya tek bir tane en önemlisini yazdım. O da Ali Fuat Paşa'nın 20. Kolordu ile beraber Ankara'da bulunuyor olması. Tabi bunun dışında Ankara'nın işgal edilmemiş olması, Anadolu'nun merkezinde yer alması, Ankara halkının milli mücadeleyi desteklemesi gibi gibi etkenler de var. Ama en önemlisi Ali Fuat Paşa'dır dostlarım. Buna da dikkat edeceğiz. Böylece temsil heyeti Ankara'ya taşınır. Ziraat Mektebi'ne yerleşir. Bundan sonra faaliyetlerini oradan yürütecek. Biz diğer taraftan şu Mebusan Meclisi'ni bir açalım hele. Şöyle bir temizleyelim, sayfayı kaydıralım. Evet, Mebusan Meclisi'nin açılması diyelim. Bakalım neler olmuş. Şimdi dostlarım, öncelikle şu bilinecek. Eğer ÖSYM size Mebusan Meclisi'nin açılmasına kimler onay verdi derse şunu bileceğiz. Bir, itilaf devletleri. Çünkü İstanbul gayri resmi de olsa işgal altında. Hatırla Mustafa Kemal Samsun'a giderken bile adamlardan onay almak zorunda kalmıştı. İngilizlerin pasaportu ile gidiyordu. O yüzden itilaf devletleri izin vermeden asla Mebusan Meclisi'ni açamazsın. Bu bir. İki, İstanbul hükümeti, Ali Rıza Paşa hükümeti bunu kabul etti. Üç, milli mücadeleciler. Zaten Mustafa Kemal'in teklifiydi Mebusan Meclisi'nin açılması. O da bunu isteyecek. İtilaf devletleri neden böyle bir hata yaptı diye düşünürseniz aslında hata değil. Adamlar şunu düşündüler. Zaten dediler milletvekili olarak saltanat yanlıları gelir. Aynen onlar da bizim başımıza bela olmaz hatta işimize gelir. Çünkü biz Anadolu'da yediğimiz her haltı meclis kararı olarak yayınlatabiliriz. Bu da bizim işimize gelir. Adamlar bu düşünceyle meclisin açılmasına karar verecekler. Aynen ama tahmin ettikleri gibi olmayacak. Sonuç olarak dostlar meclis açılır. 12 Ocak 1920. Tabii önce Anadolu'da seçimler yapıldı. Hatta siz şunu çok iyi biliyorsunuz. Mustafa Kemal de Erzurum'dan milletvekili seçilecek ama gidecek mi İstanbul'a? Tabii ki de gitmeyecek. Güvenlik tedbirlerinden dolayı. Çünkü adamı zaten yakalasalar bir kaşık sudan boğacaklar. O yüzden asla İstanbul'a falan gitmedi. Ben de Ankara'dan meclis çalışmalarını takip edeceğim. Dostlar Mustafa Kemal gitmez ama giden milletvekillerinin yanına çağırdı Ankara'ya milli mücadeleci olanları. Dört tane istekte bulundu. Siz dedi İstanbul'a gideceksiniz ve benim istediğim bu dört şeyi yapacaksınız. Ben buraya üçünü yazdım. Dördüncüsü de bu zaten. Buradan anlatarak devam edeceğim. Birincisi, dostlar Mustafa Kemal dedi ki beni meclis başkanı seçin. Fakat meclis açıldıktan sonra Mustafa Kemal'i meclis başkanı seçmediler. Hatta ilk etapta hatırlayın Reşat Hikmet diye bir adamı seçecekler. Fakat Reşat Hikmet rahatsızlık geçiriyor, kalp rahatsızlığı. Bundan dolayı göreve gelemez. Yerine de Celalettin Arif seçilir. Celalettin Arif biliyorsunuz 2020 sorusu tekrar gelebilir. Mebusan Meclisi'nin son meclis başkanı kimdir diye sordular. Celalettin Arif. Dikkat edin buna. Tamam. Peki Mustafa Kemal neden kendisi meclis başkanı olmak istiyordu? Çünkü meclis başkanının şöyle bir yetkisi var. Eğer herhangi bir şey olur da Mebusan Meclisi kapanırsa meclis başkanı Anadolu'da herhangi bir yerde meclisi yeniden açabiliyor. Aslında Mustafa Kemal bundan dolayı yani Mebusan Meclisi'nin öyle ya da böyle kapanacağını biliyor. Eğer kapanırsa dedi ben o yetkiyle beraber Ankara'da ya da başka bir yerde meclisi yeniden açarım mantığıyla hareket edecek ama olmadı. İkincisi
Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermeyin dedi. Ki hükümet yıkılsın. Yerine milli mücadeleyi destekleyen bir hükümet kuralım. O da olmadı dostlarım. Üçüncü isteği yarım yamalak oluyor. Şöyle ki milli mücadelecileri mecliste müdafaa-i hukuk grubunu kurmasını istedi Mustafa Kemal. Bütün milli mücadeleciler yan yana gelin birlikte hareket edin. Fakat bu da olmadı. Şöyle oldu ama ismini değiştirdiler dostlarım. Rauf Orbay tarafından Felahı Vatan grubu kurulacak. Neydi felah? Bunu biliyorduk sanki kelime anlamını. Felah, vatanın kurtuluşu değil mi? Felah kurtuluş demekti dostlarım. Aynen vatanın kurtuluşu gibi bir anlama geliyor. Yani üçüncü isteği gerçekleşmiş ama o da yarım yamalak gerçekleşmiş. Şimdi bu üç isteğinden birini yaptılar, o da şöyle böyle. Sonra Ankara'ya geri geldiler Mustafa Kemal'in yanına. Dediler ki paşam sen bizden bazı isteklerde bulundun. Biz yapamadık evet. Ama dediler eğer meclisten çıkmasını istediğin bir karar varsa, bir kanun, yasa hallederiz. Yani mecliste çoğunluk bizde. Mustafa Kemal bunu duyunca tamam dedi. Az bir bekleyin bakalım. Odaya geçti. Eline boş bir kağıdı aldı. Misak-ı Milli Kararları diye başlığı attı ve bazı kararlar yazdı. Sonra da o kağıdı milletvekillerinin cebine koydu. Dedi ki Ankara'ya özür dilerim İstanbul'a gidiyorsunuz. Bu kararları meclisten yasa olarak, kanun olarak çıkartıyorsunuz. Onlar da tamam hallederiz dediler ve Misak-ı Milli kararlarını yayınlayacaklar. Bu da Mustafa Kemal'in dostların dördüncü isteği idi. Şimdi Misak-ı Milli kararları demişken kelime anlamını bileceğiz. Misak kelime anlamı olaraktan yemin demektir dostlarım. Ulusal yemin, milli yemin gibi bir anlama geliyor. Ve şunu çok iyi bilin. Ben bunu öneminde bahsetmiştim derslerde size. Misak-ı Milli kararları Erzurum ve Sivas Kongresi'nin bir özeti mahiyetindedir. Yani daha netleştirilmiş halidir. Buna dikkat edeceğiz. Tamam. Peki soru şöyle gelse. Misak-ı Milli kararları ilan edildiğinde İstanbul hükümetinin başında kim vardı? Evet, kim var? Hangi hükümet zamanında Misak-ı Milli ilan ediliyor? Eğer güven oyu almasını engelleyemedilerse tabii ki de Ali Rıza Paşa hükümetiyle beraber kabul edeceğiz. Güzel. Padişah zaten Vahdettin. Son olan bütün her şeyler onda. Şimdi dostlarım, burada Misak-ı Milli kararlarını konu başlıkları halinde öğreneceğiz. Kapitülasyonlar, borçlar, boğazlar, referandum, sınırlar, azınlıklar. Ama bunlar ezberlenecek. Çünkü ÖSYM bunlar üzerinden soruyor. Yani Misak-ı Milli'de hangisi vardır yoktur diyor. Buradan dördünü yazıyor. Beşe de biraz önce söyledim. Mesela manda ve himayeyi koyabilir. Ulus egemenliğini koyabilir. O yüzden dikkat edin. Sakın bu tuzaklara düşmeyin. Şimdi başlayalım. Önce kapitülasyonlar ve borçlarla ilgili olan maddesini. Dostlar Misak-ı Milli'de biz kapitülasyonların kaldırılması gerektiğini söyledik. Dedik ki bütün ekonomideki sınırlandırmalar kaldırılmalı bir. İkincisi de Osmanlı borçları bak ödenmesi koşulları bu esasa uygun olmalıdır. Yani burada şunu kastediyor aslında. Hele şu kapitülasyonlar bir kaldırılsın. Sonra biz Osmanlı borçlarını belli bir düzen içerisinde ödeyeceğiz. Aslında Anadolu kendi üzerine düşeni öder diyecekler. Hatta bunu Lozan'da daha net bir hale getireceğiz. Burada sadece siz kapitülasyonların ilk defa kaldırıldığını en azından talep etmişler. Ve borçların da düzenli bir şekilde ödenmesi gerektiği kararını aldıklarını bilseniz yeterli. Gelelim bir diğerine boğazlar. Boğazlarla ilgili şunu söylediler. İstanbul'un güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacak. Ama İstanbul'un güvenliği kim var İstanbul'da? İtilaf devletleri. Hele bir gidin abi siz biz gerisini hallederiz. Mantık bu. Bunda da anlaştık. Gelelim en önemlisine. Referandum yani halk oylaması. Dostlarım Misak-ı Milli'de üç bölgede halk oylaması yapalım dediler. Halka soralım. Eğer halk evet derse, istiyorsa bize bağlansınlar. Bizim sınırlarımıza dahil olsunlar. Ama istemiyorlarsa herkes kendi işine baksın. Peki nerelerde halk oylaması istendi? Bir, Batı Trakya topraklarında istenecek dostlarım. İki, Arap memleketleri. Şimdi bana söyler misiniz? Ben Arap memleketleri denildiğinde ne anlamalıyım? Nere ki mesela Arap memleketi? Evet, Arap memleketleri neresi? Mısır vesaire geldi. Başka? Arabistan, Suriye, Irak, Suriye. Musul olmamalı. Evet, bu bir uyarıydı, doğru. Musul, Kerkük yok, onu biliyorum. Hocalarım, Mısır, Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Bunlar Orta Doğu toprakları. Şey, özür dilerim, Kuzey Afrika toprakları. Burada Mustafa Kemal'in kastettiği yer Kuzey Afrika toprakları değil. Arap memleketlerinden nereye kastediyor biliyor musunuz?
İşte Suriye, Irak, Lübnan, Filistin yani Orta Doğu topraklarını kastediyor. Aynen bize yakın olan yerleri kastediyor. Tutup da tam Mısır'da ya da Trablusgarp'ta ya da Cezayir'de böyle bir halk oylaması olmayacak. Üçüncüsü ise Elbiye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum. Burada da halk oylaması yapılsın diyecek. Ben şeyi hatırlıyorum ya. Bu Kars, Ardahan, Batum sanki Birinci Dünya Savaşı'nda bize geri gelmişti. He, neredeydi ki o? Brest-Litovsk çok güzel. Aslında Brest-Litovsk'la beraber bunlar bizim. Niye o zaman Mustafa Kemal halk oylaması istiyor burada? Bunun sebebi şu. Dostlarım, İtilaf Devletleri, Sovyet Rusya, daha doğrusu Rusya, savaştan çekilirken imzaladığı Brest-Litovsk'u geçersiz saydılar. Dediler ki biz bu anlaşmayı onaylamıyoruz. İşte ondan dolayı Kars Ardahan Batum'un geleceği tehdit altına düştü. Bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla Mustafa Kemal bunu söylüyor. Tabii Ermenilerin muhabbeti de var burada. O da doğrudur. Bundan dolayı dostlarım bu üç bölgede de halk oylaması yapılsın isteyecek. Peki halk oylaması yapıldı mı? Hayır, tabii ki de yapılmadı. Sadece Mustafa Kemal'in böyle bir istekte bulunduğunu, Misak-ı Milli kararlarında bunların olduğunu bilseniz yeterli. Musul Misak-ı Milli'de ama neden Elbiye-i Selase değil diye. Ha işte artık biliyorsunuz hocam sebebini hocam. Yani mantığını kavramış oldunuz. Şimdi gelelim en önemli maddesine, sınırlar. Dostlarım önce şuradan başlayalım. Milli mücadele yıllarında ilk defa sınırlar nerede çizildi, özür dilerim, bahsedildi derse biz ilk defa milli sınırlardan nerede bahsetmiştik? Çok güzel. Erzurum'da değil mi? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Ama Mustafa Kemal bize cevap vermemişti. Neresi o sınırlar diye sorduğumuzda bir cevap yoktu. Ama burada o cevabı alacağız. Mustafa Kemal diyor ki, Mondros imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler bir bütündür, bölünemez diyerek Türkiye'nin sınırlarını çizecek. Dostlarım, Mondros imzalandığı sırada yani 30 Ekim 1918 işgal edilmemiş olan, değil mi? Mesela Musul'du, Hatay'dı, şuydu, bu da hep sonradan işgal ediliyor. Ve şu önemli, Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır, asla bölünemez diyecek. Böylece biz Misak-ı Milli'de ilk defa ulusal sınırları çizmiş olacağız dostlarım. Ve son olarak azınlıklar. Azınlıklarla ilgili şöyle, Mustafa Kemal dedi ki, komşu ülkeler kendi içlerindeki Türk ve Müslümanlara ne kadar hak veriyorlarsa biz de kendi ülkemizde yaşayan azınlıklara o kadar hak veririz. Yani Mustafa Kemal burada uluslararası eşitlikten bahsediyor. Aynen. Siz bizimkileri orada ne kadar korursanız biz de sizinkileri burada o kadar koruruz diyecek. Konu başlıklarına da dikkat et, içeriğine de dikkat et. Ama daha çok ya sınırlar ya da şu referandum maddesi geliyor dostlarım. Bunlara daha çok üzerinde durmanız yeterli. Şimdi önemi diyelim. Misak-ı Milli kararları bizim için ne ifade ediyor? Üzerine biraz konuşalım. Birincisi, bunu artık biliyorum. İlk defa Türkiye'nin sınırlarını çizdik. Bundan da bahsettik. Ama şu önemli. Dostlarım, Misak-ı Milli kararları Mebusan Meclisi'nin aldığı en son karardır. Çünkü biraz sonra İtilaf Devletleri Mebusan Meclisi'nin aldığı bu karardan yani Misak-ı Milli'den dolayı İstanbul'u işgal edecekler, bahsedeceğiz. Devam edelim. Bazı maddeleri Wilson ilkeleriyle uygundur, uyumludur. Neyi örnek gösterebilirim? İki madde var. Biri çok daha güzel bir örnek olur. Wilson ilkeleriyle Misak-ı Milli kararlar arasındaki bağlantıya neyi örnek gösterebilirim? Çok güzel bir sınırlar maddesi. Bak bu çok güzel olur sınırlar. Çünkü Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır diyor. Oradan gidiyorum. İki referandum. Tam anlamıyla olmasa da referandumda bunu karşılar. Çünkü referandum yapılsaydı Türk halkı çoğunluktaysa tabii ki Türkiye'ye katılalım. Yani Türkiye derken o çizilen sınırlara katılalım diyeceklerdi. Ama diğerleri çoğunluktaysa hayır katılmayalım diyebilirlerdi. Ve son olarak bunu zaten biliyorsunuz, uluslararası eşitliğe önem verir. Bunu da azınlıklar maddesinden biliyorum. Şimdi dostlarım, Misak-ı Milli kararları ilan edilince İtilaf Devletleri panik oldular. Hakikaten de bir hata yapıyorlar burada aslında. Şöyle bir panik, adamlar hiç beklemiyorlardı. Çünkü nasıl olsa padişah yanlıları meclise gelecek, bizim istediğimiz kararları alacaklar. Olaya öyle bakıyorlardı. Ama pat diye Misak-ı Milli kararları yayınlanıverdi. Bunu duyunca İtilaf Devletleri o panikle İstanbul'u işgal etmeye karar verecekler ve 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilir. Burada biraz ayrıntıda kalır ama şuna dikkat etmenize yarar var. Dostlarım, Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında Misak-ı Milli kararları ilan edildi ya, adamlar Ali Rıza Paşa'ya dediler ki
Çabuk istifa et. Her şeyi batırdın. Rezil adam. Şöyle oldu, böyle oldu. Adamı paldır küldür istifa ettirdiler. O gidince yerine Salih Paşa hükümetini kurdular. Bu Salih Paşa bizim şey, Amasya görüşmelerine gelen Salih Paşa. Yani İstanbul ne zaman, hangi hükümet zamanında işgal edildi diye sorarsa sakın Ali Rıza'ya düşme. Salih Paşa hükümeti zamanında işgal ediliyor. Evet, bir tık ayrıntıda kalır ama güzel bir soru olur. Anlaştık. Zaten bu kadarını biliyorsunuz. Bir bilgi daha eklemiş olalım oraya. Ve dostlarım, ilk işgal, bunu artık herkes biliyor, Şehzadebaşı Karakolu'ndan başlar. Mebusan Meclisi'ne kadar her yeri hızlı bir şekilde işgal edecekler. Hatta Türk aydınlarını tutuklayıp bu işgal sırasında Malta'ya sürgüne gönderecekler. Biz Kurtuluş Savaşı yıllarında sürekli olarak bu Malta'ya gidenleri kurtarmaya çalışacağız ve bir süre sonra da kurtaracağız, bahsedeceğim. Şimdi adamlar Mebusan Meclisi'ne geldiler ve Salih Paşa'ya dediler ki, Misak-ı Milli kararlarını iptal ediyoruz. O da dedi ki, asla böyle bir şey yapmam. Bunun üzerine Salih Paşa'yı da istifa ettirdiler ve yerine kendi adamları olan Damat Ferit'i geri getirdiler. Yani Damat Ferit iki defa hükümet kuruyor. Aynen, buna çok dikkat edin. Damat Ferit geldi, o sırada da Vahdettin, tarih çok önemli değil, meclisi kapatır. Böylece son Osmanlı Mebusan Meclisi bir daha açılmamak üzere kapanmış olur dostlarım. Aldığı en son kararda ne kaldı o zaman elimizde? Misak-ı Milli kararları. Şimdi İstanbul işgal edilince bu durum Mustafa Kemal'e haber verildi. Kimin haber verdiğini bileceğiz. Manastırlı Hamdi Bey. Telgrafla Mustafa Kemal'e haber veriyor. Hatta demiştik ki bu adam daha sonra Mustafa Kemal'in özel telgraf müdürlüğünü yapacak. Bundan dolayı da soyadı kanunundan sonra Mart 16 soyadı verilir. Bunu da hatırlıyorsunuz. Harikasınız. Evet, İstanbul'un işgali böyle. Şimdi İstanbul işgal edilince tabii temsiliyeti adına Mustafa Kemal bazı kararlar aldı. Bakalım Mustafa Kemal neler yapıyor. Birincisi, bak yine İstanbul'la her türlü haberleşme kesildi. Bu ikinci defa kesilmesi. Birincisi Ali Galip olayındaydı, ikincisi burada. Hemen arkasından İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'daki itilaf devletlerinin subayları tutuklandı. Çok güzel bir karşılık vermişiz. Ve en önemli maddesi, Ankara'da yeni bir meclisin açılacağını duyuracak. Yani artık biz TBMM'nin ayak seslerini gümbür gümbür duyuyoruz dostlarım. Mustafa Kemal burada tekrardan Ankara'da artık kesin bir karardır, yeni bir meclisin açılacağını söylüyor. Peki bana söyleyin bakalım, geçici de olsa ilk defa yeni bir hükümet kurma fikri nerede ortaya atılmıştı? Evet, ilk defa yeni bir hükümet kurma fikri milli mücadele yıllarında. Amasya'da mıydı? Amasya olmadı sanki, başka. Geçen hafta bahsettim, en büyük kopyayı da verdim. Hatta buna dikkat edin demiştim size. Erzurum'da, değil mi? Erzurum'da dostlarım geçici bir hükümet kurma fikri ilk defa ortaya atıldı. Hatta dedik ki ilktir, dikkat edin, bu yönüyle sorulabilir. Ne adı var ne sanı var, sadece bir fikir olarak ortaya atılıyor. Ama burada Mustafa Kemal net bir şekilde ilan ediyor. Bunun dışında Anadolu'dan İstanbul'a giden vergilere el konulacak. Ve dostlarım bak bu çok önemli. Geyve ve Ulukışla demiryolu hatları tahrip edildi. Neden diye sorarsa, bak neden diye sorarsa, bu demiryolu tahribinin amacı Anadolu'nun işgalini engellemek. Çünkü itilaf devletleri Anadolu'ya batıdan İstanbul üzerinden gelemesinler diye Geyve'dekileri, Irak üzerinden yani doğudan gelemesinler diye de Ulukışla'daki demiryolu hatları tahrip ediliyor. Aynen. Böylece Anadolu'ya gelmeleri engellenmiş olacak. Böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa. Evet, böylece İstanbul'un işgal edildiğini ve Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanı olarak aldığı kararları öğrenmiş olduk. Bir saniye, sorularınıza cevap vereceğim. Şuradan başlayalım. Devlet kurulacağı Amasya'da mıydı? Hocam devlet kurma gibi bir fikirleri yoktu. Amasya'da temsil heyetinin kurulma fikri ortaya atılmıştı. Yeni hükümet kurma fikri bir de şeylerde vardı, cemiyetlerde, devlet ya da hükümet diye değerlendirebilirsin. İlk ders konuşmuştuk. Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti geçici diyorum. Osmanlı'nın dağılması halinde yeni bir devlet kurmayı planlıyordu. Kars İslam Şurası da kuruyordu zaten. Kafkas Hükümeti adıyla dağılıyor. Ama onun dışında milli mücadele yıllarında bir Erzurum Kongresi, ilk defa yeni bir hükümet kurma fikri ortaya atılır. Fakat adı sana hiçbir şeysi yok. Burada ise Mustafa Kemal Ankara'da yeni bir meclisin açılacağını söyleyecek gümbür gümbür bir şekilde. Tamam.
Ölçme dersiniz iptal olmadı mı? Sen öyle demedin mi biraz önce? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse, ölçme, tarih. Bence tarih mantıklı bir seçim. İstanbul işgal altındaydı demiştiniz. Evet, bak çok güzel bir soru sordun Sema Hocam. Şimdi İstanbul iki defa işgal edilir. Birincisi, geçen hafta konuşmuştuk bunu, gayri resmi işgal. Gayri resmi işgal Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra. Hatırlıyor musun? Mustafa Kemal Mondros'tan sonra İstanbul'a geliyordu. Hatta bu İstanbul Boğazı'nı geçerken İtilaf Devletleri tam o gün İstanbul'u işgal ediyorlardı. Geldikleri gibi giderler sözünü söylemişti. Ha, o İstanbul'un fiilen işgalidir. Ya da gayri resmi olan işgaldir. Burada ise Misak-ı Milli kararlarından sonra resmen işgal ettiler. Tamam. Bu İstanbul'un resmen işgalidir. Anlaştık. Yani iki defa işgal var. Buna dikkat etmen gerekiyor. Matematik. Yani matematik güzel bir ders. Şu an bir şey diyemedim. Çok aram iyi olmadığı için matematikle yorum yapmadım o yüzden. Matematik bir yetenek ama ya. Varsa yapıyorsun. Yoksa bende yok mesela o yetenek. O yüzden uğraşmıyorum bile. Evet, sıra geldi Milli Mücadele'de basın yayına. Peki Milli Mücadele'de basın yayından ben burada bahseder miyim? Tabii ki de bahsetmem. Dostlarım, ezber. Oturun ezberleyin. Zaten derste önemli olanlara size ünlem işareti koydurdum. Milli Mücadele'yi destekleyenler ve desteklemeyenler diye. O yüzden bunlara dikkat etmenize yarar var. Anlaştık.